roman ve hakikat karşılaştırmasında bu metnin biraz çerçevesini de belki ilgilendirecek şekilde sadece romanlar değil mesela ne diyelim şarkılar, sözler hatta işte Aynen. onun çeşitlerini pop, rock vesaire tarzı onların içinde de olduğu böyle bir heva ve hevesin vurgulanması, hüzünlerin, Tabii. kahırların, hani batsın bu dünya vurgularının geldiği, işte belki bir şeylerin kırılarak kahırlara dönüşmesi. Hüzün değil de artık o hüznün Kur'an'da belki anlatımı yalnızlıkta değerli hocam ifade ettiği gibi hani bir anlamın yüceltilmesiyle, aşkına bağlanmasıyla olan kısmı karşısında belki dilin ortaya koyduğu, dilin imkanlarıyla, sözlü ve sesli imkanlarla insanların neredeyse insanlıktan çıkacak hallere Aynen. dönüşmesiyle ilgili durumlar da var. Hüseyin hocama dönmeden Cemil hocam arz eder misiniz birkaç cümle? Tabii ki hocam. Şimdi zaten bahsettiğiniz gibi bugünkü sadece Batı değil, hani herhangi bir pop müziğine baktığımız zaman %90'ı ben sevdi, o beni sevmedi ile ilgili. %10 da batsın dünyayla ilgili. Evet. Bu da Ali hocam da bahsettiği gibi insanı otomatikman zaten vesveseye, psikolojisini bozmasına, depresyona sokuyor. En süfli duygularına hitap ettiği için oradan zaten pozitif, müspet bir şey çıkması mümkün değil. Geçen hafta konuştuğumuz gibi Kur'an'daki hikayeler ise insana bir metot sunuyor, bir örnek sunuyor. Yani hayatını nasıl bir şekilde idame edeceğine dair bir sabır, şükür gösterdiği için, yol gösterdiği için oradaki anlatılanlarla, hakikatlarla buradaki romanlarda, filmlerde, müziklerde insanın en süfli duygularına hitap eden hikayeler arasında tabii ki dağlar fark var. Çünkü insanı daha fazla menfi yönüyle etkiliyor hocam. Siz gene Nokta koyuyoruz. Buyurun. ayrılmayın hocam. Tamam. Kopuyor, hiç anlaşılamıyor. Ben hemen Müfit hocama döneceğim ama Müfit hocam hazır değil herhalde. Cemil hocam siz de devam edelim mi sevgili hocam? Sizin başlığınızda da çünkü Hüseyin hocamın bahsettiği sırat-ı müstakimin esasında bir anlamda insanı saadete Evet. ulaştırması, imanın saadete ulaştırması öyle bir bağlayalım mı hocam? Hüseyin Olur hocam hocam. birazdan ona tekrar Tamamdır. dönebilir arzu ederseniz. Hüseyin hocam arzu ederseniz. Buyurun Cemil hocam. Evet hocam. Benim başlığımdaki cümle aslında çok önemli. Orada Sizin Üstad... konuşmalarınız. Evet. Ha, Ses geldi buyurun galiba ama. hocam. Evet başlık şöyle. Hakiki bütün elem dalalette. Bütün lezzet imandadır diyor Üstad. Hakiki ve hakikiden bahsediyorsa, hani bir şeyin gerçeği varsa genelde sahtesi de olmalı. Onun için önce bir kavramları belki bir netleştirmek lazım. Yani hakikisi nedir, sahtesi nedir? Ondan sonra hangisi dalaletten, hangisi imandan geliyor ve sırat-ı müstakimin buradaki katkısı nedir diye anlamak mümkündür. Ben şöyle anlıyorum, hakiki lezzet denildiği zaman. Hakiki lezzet nedir? Hani kalıcı, insanı sadece belli bir yönüyle değil, işte sadece midesine hitap eden değil, her yönüyle insanı kapsayan, maddi ve manevi huzur veren, rahatlık veren, mutluluk veren ve özellikle dediğim gibi kalıcı, geçici değil, kalıcı bir lezzettir hakiki lezzet. Hem dünyasına insanın hem de ahiretine bir katkısı olan bir lezzettir hakiki lezzet. Öyle anlıyorum. Sahte lezzeti de bunun tam tersini anlıyorum tabii ki o zaman. Yani geçici olması, sadece insanın tek yönüne bir şekilde mesela örneğin midesine hitap etmesi, sadece belli dönemlerde insana bir lezzet yaşatması. Buna ben sahte lezzet derim. Hakiki lezzet ve sahte lezzet bu şekilde ise hakiki elemi de şöyle anlıyorum. Hakiki elem insanın hem dünyasını hem de ahiretini bitiren, yok eden, huzursuz eden, kalıcı bir elem olarak görüyorum. Hakiki elem dediğimiz zaman insan hani demin bahsettik depresyona girdiği zaman sıkıntısı sadece dünyevi değilse hem de ahireti de kapsıyorsa bir şekilde bu gerçek manada bir elemdir ama sadece dünyasını kapsayan geçici bir sıkıntıysa arkasındaki işte büyük hikmetlerin olduğunu ama o görünüşte elem gibi gözüken hastalıklar olduğunu, musibetler bunlar aslında sahte elemdir. Neden? Geçicidir çünkü. Geçecektir. Arkasında daha büyük bir mana saklamıştır Cenab-ı Allah. Bunlar da sahte elem dediğimiz zaman o zaman aslında şöyle bir görüntü oluyor. Hakiki lezzetin tarifini yaptık. Hakiki lezzete iman nasıl bir katkı sunabilir? Hakiki lezzet neden imandadır diyorsa? Çünkü iman her yönüyle gerçekten insana huzur veriyor. Her yönüyle insanın bütün maddi, manevi, kalbine, vücuduna, midesine, aklına, vicdanına, insanda hangi letafeler varsa hepsine hitap ettiği için gerçek manada hakiki bir lezzet veriyor. Hem dünyasına hem de ahiretine bir lezzet verdiği için bu gerçek bir lezzettir. Sahte bir lezzet değildir. Kur'an-ı Kerim'de
Cenab-ı Allah'ın bahsettiği gibi gönüller veya işte kalpler ancak Allah'ı zikrederek huzura kavuşur diyor. Yani demek ki hakiki lezzet ancak ve ancak Allah ile, iman ile, Kur'an ile, Peygamberimizin sünnetiyle bir şekilde elde edilen bir şey. İnsan gerçek manada her yönüyle lezzetini o şekilde alabiliyorsa bu hakiki lezzettir. Bu hakiki lezzeti de ancak ve ancak iman verebiliyor. Dalalet ne veriyor o zaman? O da bir lezzet veriyor. O da demin tarif ettiğimiz aslında o sahte, geçici lezzetleri veriyor. Kısa ya da işte sadece tek yönüyle insana kısa, çok hemen geçen bir rahatlık veriyor. İşte kapitalizme baktığımız zaman, materyalizme baktığımız zaman, herhangi bir ürünü aldığınız zaman huzur, mutluluk, saadet bulacağınızı zannediyorsunuz. 2 hafta sonra huzur gidiyor. Huzur falan kalmıyor. Demek ki bu sahte bir lezzet. Gerçek bir lezzet değil tabii ki. Hiçbir madde insana kalıcı bir lezzet veremeyeceğine göre bir şekilde bu dalaletin içerisinde sahte bir lezzet ver. Ardından bir de verdiği o lezzet dahi elem çektiriyor. O da var. Yani bir sahte bir lezzet veriyor. Bir de arkasından elem çektiriyor. Yani üstadın tabiriyle zehirli bir bal gibi. Demek ki hani bu manada baktığımız zaman iman hakiki bir lezzet veriyor ama aynı şekilde dalalet de sahte bir lezzet veriyor çıkıyor. Eleme baktığımız zaman elemde durum nasıl? Hakiki elemle sahte elemi az önce tarif etmeye çalıştık. Elem konusunda iman bize ne diyor? Kur'an-ı Kerim ne diyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti bize ne diyor? Dünyevi elemlerin hepsinin hikmetini bize gösteriyor. İşte Kur'an'daki az önce hikayelerden bahsettik. Hepsinin hikmetini anladığımız zaman başımıza gelen sıkıntılar, musibetler, hastalıklar, işte elemler o kadar hafifliyor ki hakiki elem olmaktan çıkıyor, sahte bir eleme geçiyor. Yani insan orada azıcık kısa bir elem yaşamış oluyor. Çünkü insan bu manada bir sabrı öğreniyor, manevi terakkiyi öğreniyor, şükrü öğreniyor. Yani bu şekilde elem birden elemlikten çıkmış oluyor. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eylere geçiyor. Yani belki de bir manada Üstad'ın Mesnevi Nuri'de bahsettiği hani insana bir şekilde o elemi manayı ismiyle değil de manayı harfiyle baktırdığı için elem elemlikten çıkıyor. Sahte bir elem haline geliyor. Bir de tabii iman şunu da söylüyor insana. Hangi elemi, hangi sıkıntıyı, hangi problemi, neyi yaşarsan yaşa Cenab-ı Allah kimseye kaldıramayacağı bir yük vermez. Bu aslında terapinin temeli olmalı her zaman. Çünkü hangi durumda olursak olalım, Cenab-ı Allah bize kaldırabileceğimiz, kapasitemize yönelik bir sıkıntı, bir elem vermiş. Ya buna zaten insan iman ettiği zaman, bu garantiyi Cenab-ı Allah'tan aldığı zaman, hangi elem o insanı depresyona, sıkıntıya sokabilir ki? Kimse sokamaz. Demek ki oradaki elem, sahte, geçici bir elem haline geliyor. Ama dalalet öyle mi? Dalalet öyle değil. Üstadın ikinci lemada bahsettiği gibi, asıl musibet ve muzır musibet, dine gelen musibettir. Burada bu manada birden hakiki bir elem, yani sahte elem imandaydı. Dalalette hakiki bir elem ortaya çıkıyor birden. Çünkü dalaletin elemleri sadece dünya ile ilgili değil ki. Zehirli baldan demin bahsettik. O zehirli bal sadece insanı dünyada değil, özellikle de ahiret ile ilgili olduğu için bu gerçek manada bir elemdir işte. İnsanı sadece dünyasını değil, ahiretini yok ediyor. Yine ikinci lemada da üstadın bahsettiği gibi. Bu manada gerçek ve hakiki bir elem oluyor. Demek ki iman sahte bir elem veriyor ve daha doğrusu elemin geçici olduğunu, o kadar fazla insanı sıkıntıya sokmaması gerektiğini gösterdiği gibi dalalet ise gerçek bir elem veriyor. Son cümle hocam, inşallah kaç dakikam var bilmiyorum da. Son cümlenize gelmeden önce o güzel gelecek inşallah. Ondan tamam. Önce bu birkaç cümle şey demek ister misiniz hocam? Burada metinde esasında hakikaten bu sahte balların insanlara getirdiği gerçek cehennem hayatı var. Getirdiği evet. Sıkıntılar, işte siz onu depresyonlar vesaireler şeklinde ifade ediyorsunuz. Oradan kendi yaşadığınız pratiklerden bir şeyle bağlamak ister misiniz hocam? Çünkü siz mesela terapi noktasında da evet. Profesör manada bunlarla uğraşıyorsunuz. Burada evet. Mesela zarara kendi rızasıyla giren insanların veya sahte bir şeyin sahte olduğunu bilmeyen bir insana bunu nasıl anlatmak mümkün hocam? Yani işte sahte zevklere alışmış, belki en kötüsü uyuşturucu gibi gözüküyor ama ne diyelim, bizim başka uyuşturan zihnimizi şeyler de var. Başka meseleler de var. Bunu nasıl izah ediyorsunuz hocam?
Evet, uyuşturucu, kumar, onlar tabii ki uç noktalar. Ama Evet. onun dışında gündelik hayatta zaten sürekli bu sıkıntıları her zaman yaşayabiliyoruz. İşte burada bizim önerdiğimiz aslında üstadın o manayı harfi, manayı ismiden yola çıktığı bir yön. Hani diyor ya, dört kelimeden öğrendiğim dört kelime vardır diye. Bu Evet. aslında terapide çok önemli. Çünkü hangi uyuşturucu olursa olsun, ister işte Evet. bedensel, ister manevi, ister hastalık Evet. sıkıntısı olsun, insan arkasındaki perdeye, hikmete bakabildiği zaman kendi yaşadığı sıkıntının belki kafasında büyüttüğü kadar olmadığını anladığı zaman rahatlıyor insan. Diyor ki ya tamam, bunun arkasında başka bir şey varmış. Bir de demin bahsettiğim gibi kimseye kaldıramayacağın bir yük vermediğinin Cenab-ı Allah'ın garantisine iman verdiği zaman da insan zaten rahatlıyor. Diyor ki tamam, ben bu yönde gidersem, sırat-ı müstakimden bahsetti hocam, bu Evet. yön bana bir denge veriyor. Bu denge içerisinde yaşadığım sıkıntıları da çözebiliyorum dediğiniz zaman zaten terapide de hangi sıkıntı olursa olsun insan bir şekilde rahatlıyor, huzur oluyor. Onun için o hakiki lezzet ancak bu düşünceyle veriyor, bu fikirle Kur'an-ı Kerim vermiş oluyor hocam.